Ve şimdi hep birlikte Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de çok lezzetli bir yemek bizi bekliyor. Ben patlıcanı çok severim ve patlıcan yemeği kafalı patlıcan yemeği olarak isimlendiriliyor. Bakalım Edirne'de bu güzel patlıcan yemeği nasıl yapılacak? Hep beraber izliyoruz. Hoş geldiniz Özlemciğim. Bize mutluluk, huzur getirdiniz. Ben sizlere şimdi kayınvalidemden öğrendiğim Azatlılı patlıcan yemeği yapacağım. Kafalı yani, özelliği o. Önce 1 kilo patlıcan, 2 kafa soğan, 250 gram kıyma, domates rendesi ve bir tenceremiz hazır. Patlıcanlarımızı önce şöyle şerit halinde soyuyoruz. Onları soyduktan sonra tuzlu suya koyup acısını almak istiyoruz. Aslında bunlar çizgili derler. Çizgili patlıcanla daha da güzel olur. Ama biz elimizdeki imkanları kullandığımız için öyle yapmak zorundayız. Şöyle buraya bırakıyoruz. Burada tuzlu suda bekletiyoruz. Biz o arada soğanlarımızı hallediyoruz. 2 baş soğan. Onları güzel doğrayıp elimizden geldiği kadar soğanlarımızı doğruyoruz küçük küçük. 2-3 kafa soğanın büyüklüğüne göre değişiyor. Ama soğanlı olursa çok lezzetli oluyor bu yemek. Özellikle pişince parmaklarınızı yiyeceğinize eminim. Eski büyüklerimizin yaptığı yemekler. Rahmetli kayınvalidem nur içinde yatsın, ondan öğrendim. İnşallah sizler de beğenir, leziz olarak yersiniz. Özellikle soğanlarımızı iri doğruyoruz. Özelliği bu. Kıymasını, yağını, her şeyini koyuyoruz. Onlar kavrulurken domatesi atıyoruz içine. Biraz salça ve baharatlarını koyuyoruz. İç harcımız hazır olacak. Bu arada yağımızı koyuyoruz. Şimdi onlar kavrulurken patlıcanlarımızın özelliği, böyle elimize alıp bunları tek tek çiğ olarak tenceremize yerleştireceğiz. Bu acı suyunu alırsak daha lezzetli oluyor. Bunları hallediyoruz. Bu yemeğimizin olmazsa olmazı sarımsak. Sarımsaksız bu yemek olmaz. Lezzetini veren odur. Her zaman, hele bilhassa yerli bahçelerde patlıcan olduğu zaman, alaca da olur, kara patlıcan da olur, hepsi olur. O zamanlar çok lezzetli olur. Kışın da yapsan olur ama bu lezzetli yazın kendi yetiştirdiğin sebzeler gibi olmuyor. Üstündeki bir ilk sırayı alıyoruz kabuk olarak. Çünkü o hem temizleniyor, özelliği kabuğunla zaten. Çok ne kadar güzel sarımsağı koyarsan bol, o kadar lezzetli oluyor. Sapını kesiyoruz elimizden geldiği kadar. Bunlar böyle olacak. Şimdi artık soğanlar da geldi. Şimdi soğanlar kavrulup, baharat, kıyma konup harca hazırlanacak. Soğanımızı kavuralım. Senişsin. Kıymamızı atacağız. Ondan sonra baharatla tuzumuzu koyacağız. Tenceremizi ilave edeceğiz. Ondan sonra sıcak yağlı salçalı su ilave edip yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Şu anda soğanımız kavruluyor. Kıymamızı koyacağım. Kıymamız kavrulsun. Ondan sonra domates rendemizi içine atacağız. Baharatlarımızı atıp tencereye üzerine ilave edeceğiz patlıcanların. Üzerine yağlı su yapıp yemeği pişirmeye bırakacağız. Evet, baharatlarımızı da koyduk. Domateslerimizi atacağız. 2-3 domates rendeledim. Hazır domatesler kavrulsun. Soğan, kıyma birbirine karışsın. Lezzetleri birbirini harmanlasın deriz, öyle söylenir. Bu yemek yarışması değil, lezzet yarışması diyelim yemeklerimizle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yemeği harmanlıyoruz. Öyle döküyoruz. Öyle güzel yayıp. Yağlı salçalı su yapıp bu yemeğin özelliği, böyle sıcak su dökeceksiniz. Böyle üzerine sos gibi yapıp pişmeye hazır. Afiyet bal şeker olsun. Bir 25 dakikada pişer. Biraz ateşi hızlı açıp yemek kaynamaya başladığı zaman altını kısıp daha lezzetli olur. Özlemciğim, yemeğimiz
30 dakikada pişti, hazır. Şu an servise başlayacağız kısmetse. Evet, yemeğimiz size servis için. Evet, böyle bir tane sarımsak. Tadımlık. Ben sizin adınıza tadalım bakalım. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Yemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yemek. Yemeğimizdeki bak patlıcanları başlarına böyle bıraktığımız zaman yemek görüntü olarak, lezzet olarak çok hoş bir görünüm oluyor. Sarımsaklarımız istersek diş diş ayırabiliriz, ister bütün koyarız. Ama ayırdığınız sarımsağı böyle böldüğünüz zaman bu dişler bildiğiniz lokum gibi hissedeceksiniz bunu. Ağzınıza attığınız zaman lokum gibi hissedeceksiniz. Gerçekten de öyle lokum gibi. Lezzet olarak her şey çok güzel. Ben tarifini verdim. Sizler de yaparsanız hem bizi anarsınız hem afiyetle yersiniz. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.